Bu görev bizim. Acayip uzun pozisyonu. Vogue'la geliyorlar. Oraya doğru prefire gelir mi? İlk ense. İki geldi. Tim Weiss geliyor. Moj'dan geçit yok. Yani kapıları kapattı. Çizelim şunları. Oksijen adına Zistu'ya bakmayacak Krax. Zistu vurmadı. İki oyuncu önünde. 200 IQ bir oyun. Zistu ikini düşürdü ama Krax görüş açısında Krax değil. Nerede olduğunu anlayamadı. Zistu ultisini de kullanacak. 2v2. Hala hiçbir şey bitmiş değil. Toronto arkadan gelen oyuncunun farkında ama Spike'ı kurabilecek pozisyonda değil kendisi. Evan'da da bir oyuncu var. Zistu'nun kısa da olduğu biliniyor. Toronto'ya tek başınayken oynamaya çalışacaklar. Atladılar Toronto. Bir de dönüyor. Sterben'e vuruyor. İnanılmaz reaksiyonlar. Toronto. Çok eğleneceğiz. Oyununu okuma konusunda 1907 Fenerbahçe çok başarılı dedik. Spike düştü. Lego'yu yakaladı. Bu inanılmaz büyük bir hata. BBL Esports'un maçın son bölümüne doğru böyle bir tabii oyun ortaya koyması şaşırtıcı biraz. Üstüne gitmek istiyorum. Dedik. İnanılmaz hızlı bir jet. Müthiş. Taktiklerimden sakınınız. Şahin geldi. Yerler belli oldu bu arada. Backside'deki oyuncuların yeri belli ama cevap geldi. Aim diyor herhalde. Rende geldi orada. 3 oyuncuyu birden. 4'ü de vurdu. Son kalan isim Duhax olacak. Ace'i istiyor gibi birazdan fark edecek. Şimdi fark etti. Ve belayı gönderdi. Adam attırmayın. Kamerasını da götürdüler. Sterben backside'da. Sterben bir tane vurdu. Atlayan oyuncuyu gördü. Sterben 2'yi vurdu. Toronto biliyor rakibini ama Türk ultisi var. Yakalandı bu arada. Yeri de belli şu an Toronto'nun. Yan yolda gibi olduğu görüldü. Mites bu arada adam bikini daha çıkarmış. Toronto kaçabilir mi? Spike onda çok kritik. Mites bir tane daha vuruyor ama Spike düştü. Toronto yakalandı. 15. Türko Zistu'yu geri kaldırdı. Zistu'yu vuracaklar. Türko bait atmaya çalışıyor. Sterben'den harika bir yardım. Harika bir Sterben! Bela geliyor. İnanılmaz bir oyun Sterben.